فدعيني أماه دعيني لا تفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أماه دعيني. Başka bir şey değildir. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bütün naslar ve hadisler mevcuttur. Karakteri, kişiliği, yapısı, şahsiyeti her şeyle ortadadır. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu öyle bir anlatıyor ki tabiri caizse hiçbir insanın kendisinde tek bir kusur, bir hata, bir haram, bir günah bile bulamayacağı bir insandan bahsediyoruz. Yani çünkü Mehdi kavramı demek, Mehdi'nin kelime anlamı olarak Mehdi demek hidayete ermiş, hidayet üzere olan demektir. Yani tabiri caizse kurtulmuş insanların hidayetine sebep ve vesile olacak bir makamdan bahsediyoruz. Ondan dolayı gerçekten hiç böyle şeylere kanmamak lazım. Özellikle günümüzde kendisini ona atfedenlerle alakalı onlardan uzak durmak lazım. Siz nerede YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da kendisini Mehdi'likle atfeden veya Mehdi'nin habercisiyim, ben Mehdi'yi gördüm, Mehdi'den size haber getirdim diyecek hiçbir insana itimat etmeyin. Hiçbir insana güvenmeyin. Çünkü Mehdi'nin zuhur edeceğiyle alakalı olarak hadisler çok berrak ve açıktır. Mehdi böyle televizyonlarda, YouTube'da, internette çıkacak biri değildir. Mehdi'nin zuhur makamı da Kabe'dir. Hac zamanıdır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıkış tarihlerine kadar ne şekilde, hangi şekillerde çıkacağını ve o kendiyi zuhur ettiği zaman insanlar gerçekten mümin olan, La İlahe İllallah'ın anlamını bilen ve önemini de kavramış olan insanların kalbine bu Mehdi'dir diyecek bir hassın, bir sevginin, bir muhabbetin yerleşeceğini söylüyor. Onun için yani bu devirde İstanbul'da, Avrupa'da, Amerika'da, okyanus ötesinde hiçbir Mehdi aramamak lazım. Hiçbir Mehdi'nin çıkacağını da ummamak lazım. Onun için Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan rivayet olundu. O da şöyle buyurdu. Bu hadis-i şerif İbn-i Mecah'ın Fitan 33'te, İmam Müslüm'ün Fitan 23'te verdiği sahih bir hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Ubeyde bin Cerrah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzide sahabesinden biridir. O diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. O şöyle buyurdu. Nuh'dan sonra, Nuh Aleyhisselam'dan sonra Nuh'un tufanı oldu ya, yeryüzünde insanlık yok edildi. Sadece 13 insanla yeniden insan nüfusu yayıldı diyelim. Ki bu Nuh Aleyhisselam'ın tufanı ile alakalı olarak Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an-ı Mubin'de, Gılgamış Destanı dediğimiz Sümerler'de, hatta İnkalar'da, Hatta Çinlilerde, hatta dünyadaki bütün kavim ve topluluklarda kesinlikle tufan destanı, tufanla alakalı bir rivayet var. Hatta Avustralya abujinlerinde bile bu konu anlatılıyor. Duvar yazıtlarında olduğu söyleniyor. O kadar ki yani mükemmel bir rivayetler silsilesiyle böyle bir şeyin yaşandığını biz biliyoruz. Ondan dolayı Nuh'tan sonra gelen her peygamber kavmini mutlaka Deccal'ın fitnesinden sakındırmışlardır. Ben de sizi ondan önemle sakındırıyorum. Aleyhisselatü Vesselam bize özelliklerini bildirdi ve şöyle devam etti. Belki beni gören ve sözümü işitenlerden biri ona ulaşacaktır dedi. Ashab, ey Allah'ın Resulü, o gün kalplerimiz nasıl olacak diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Aynen bugünkü gibi veya daha iyi. Yani o gün Deccal'ın zuhur edeceği ki mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam Deccal'la alakalı haber verdiği zaman Deccal'ın önce ortaya çıkması velilik makamıyladır. Yani bir tarikat şeyhi gibi, bir alim gibi, bir veli olarak ortaya çıkacağını, sonra etrafında muazzam kitleleri topladıktan sonra nübüvvetini ilan edeceğini, kendisinin bir peygamber olduğunu açık ve net olarak ortaya koyacağını, ondan sonra insanlarca daha büyük teveccühler görünce bu sefer de Rabbliğini ve ilahliğini ilan edeceğini, sümme aşallah olduğunu, Allahu Teala'nın ta kendisi olduğunu söyleyeceğini açık ve net olarak hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Ama onun da aşama aşama bunu yapacağını söylüyor. Gerçekten de böyle. Yani her şarlatanın, her sahtekarın, her münafığın metodu da budur. Önce halkın nabzına göre, etrafında çevresindeki insanların nabzına göre şerbet dökme usulüyle ne yapma? Onları tahlil etme, onların içlerini dışlarını anlamaya çalışmak, ona göre bir neticeye varma yöntemine başvuracağını söylüyor. Ki bunu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam aynı keza Abdullah bin Buşur, Abdullah bin Haris bin Zübey
Abdullah bin Muhfaret ve Abdullah Ebu Hureyre ve daha birçoklarından bununla alakalı çeşitli şekillerde rivayetler nazil olmuş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Deccal dedi. Bak şimdi bizi ilgilendiren aslında Süfyanlardır. Büyük Deccal'dan önce çıkacak olan yalancılardır. Kendisine peygamberlik atfedecek, kendisini Mehdi olarak tanıtacak, kendisini farklı makamlarda olarak gösterecek, Allah'la irtibat halinde olduğunu, Allahu Teala'dan emir aldığını, peygamberle çalıştığını vesaire, sümaşa böyle iddialarda bulunanlar olduğunu söylüyor. Ama Deccal'ı tanırken Süfyan'ı insan daha iyi anlar. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam Deccal çıkmadan 30 küsür, ki buradaki 30'dan kast olunan 30 kişi değildir. Yani çokluğundan bahsediyor. Arapçada Nebi Aleyhisselatü Vesselam mesela diyor ya, ahir zamanda benim ümmetim 73 fırka olacak derken, burada topu topuna 73 fırka olacaklar anlamına gelmez. O kadar çok bölünmeler bu ümmet içerisinde yaşanacak ki sayısı bilinmeyecek. Onun için 73-74 demiştir. Yani burada çokluğunu dile getirmiştir. Çok bölünmelerin, çok parçalanmalardan haber veriyor. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam Deccal'dan önce 30'un üzerinde, yani tabiri caizse artık her dönemde mi, her memlekette mi neredeyse 30 Süfyan'ın zuhur edeceğini, bunların da insanları aldatacağını, insanları haktan batıla çekeceğini, insanların inançlarıyla oynayacağını açık ve net olarak söylüyor. Nitekim İsfahan, Ebu İsfahan Ragıbin'den nakledildiğine tasımlarda sayfa 212'de Süfyan'ı şu şekilde tarif etmiş. Süfyan demiştir, ahir zamanda Müslümanlar içerisinde ortaya çıkacak, aldatmakla iş görecek ve ümmetin karanlık günler yaşanmasına sebep olacak ve dehşetli dinsizlik ve münafıklık yayacak olan şahsiyetler olarak tarif ediyor. Yani insanları İslam'dan, hak İslam'dan, doğru İslam'dan uzaklaştıracak. Tabiri caizse Hindistan'da Sihileri biliyorsunuz. Sihizm diye bir din var. Aslında o Sihizmin kurucusunun, alimler ne diyor biliyor musunuz? Kendisi normalde Müslüman bir insandı. Şu anda Hindistan'da 30 milyonluk bir topluluktur ve herhalde Hindistan'da en çok Müslümanlardan nefret eden, en çok Müslümanlara kin güden, en çok Müslümanlara karşı bir nefretleri olan bu topluluktur. Bunların şeyhinin, pirinin Mekke'ye hacca geldiğini ve ondan sonra kendisiyle beraber hareket eden toplulukları o derece dinsizliğe, bir küfre, sapıklığa sürüklediğini biz biliyoruz. Aynı keza Pakistan'da Kadyaniler, anlıyor musunuz? Ahmet Kadyan'ın topluluğu dediğimiz, sonra kendisine vahiy geldiğini, peygamberlik vesaire, kendisiyle beraber büyük bir topluluğu küfre götürdüğünü biliyoruz. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam Deccal'dan önce böyle sahtekar, böyle aldatıcı süfyanları zuhur edeceğini, bunların insanların inançlarını, yani tabiri caizse Kur'an ve sünnetin, İslam'ın hakkaniyetinin dışında sapık bir fırkaya onları sürükleyeceğini söylüyor. Bugün baktığınız zaman o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın benim ümmetim 73 fırka olacak ve tabiri caizse Abdülkadir Geylani ve Abdülkadir Bağdadi'nin, yani bu sapık fırkalarla alakalı hazırladığı bir, derlediği bir kitabı vardır. Bakıyorsunuz bir adam zuhur ediyor. İslam'da olmayan bir şeyi dine atfediyor, İslam'a atfediyor. Onun peşinde giden büyük bir topluluk onunla beraber küfre giriyor, İslam'dan çıkıyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bir takım sapıttırıcı, bir takım sapıttırıcı din alimlerinin zuhur edeceğini, bunların din adına ortaya çıkacağını, sonra toplulukları ve toplumları Allah'a davet ederken aslında küfre ve sapıklığa, Allah'a isyan olacak şeylere davet edeceğini söylüyor. Ona tabi olanlarla beraber o topluluğun cehenneme sürükleneceğini açık ve net olarak haber veriyor. Onun için gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunların bu tarz olan, İslam'ı bozan, tahrif eden ve İslam'ı aslının dışına çıkaran bütün bu topluluklara Süfyani topluluklar demiştir. Bediüzzaman Said-i Nursi de onun içine demiştir, İslam'ın Deccali demiştir. İslam'ın içinden çıkacak, İslam adına hareket edecek, İslam namına konuşacak ama Deccal'in fonksiyon ve görevlerini yerine getirecek, kendisine tabi olanları İslam'dan çıkaracak olan Süfyanlar olarak tarif ediyor. Bugün hatırlıyorsanız bir zamanlar Refah Partisi'nin milletvekili vardı. İsmini hatırlamıyorum. Kendisi Hasan Mezarcı. Kendisi cezaevine girdiği zaman deniliyor ki beyin tahribatı veya beyin yıkama usulü diyeyim, subnimal yöntemlerle onun aklıyla oynandığını,
Bu insan cezaevine girerken tevhidi bir Müslüman, Kur'an'a ve sünnete davet eden, cezaevinden çıktıktan sonra kendisini Hazreti İsa aleyhisselam olarak takdim eden, gökten indiğini, kendisine Müjde diye bir de kitap uydurduğunu, okuduğunu da ben kendim şahit oldum. Sonra giyimiyle, kuşamıyla, saçıyla, rengiyle o kadar kendini inandırdı ki İsa aleyhisselam olduğunu söyledi. Şu anda yurt dışında yaşıyor, Türkiye'de de Avrupa'da da ona tabi olan, onun Hazreti İsa olduğuna iman eden binlerce insan var. Ve ne yapıyor? Bu insan eğer gerçekten tabiri caizse alimlere sorduğum zaman o dönemde bana dediler ki eğer bu insan aklını yitirmemişse, yani gördüğü işkenceler veya zulümler onun beyninde bir parçalanmaya, bir bozulmaya sebep olmamışsa, aklı melekelerini kaybetmemişse o kafirdir ve onun peşinde gidenler de bu dinle bir bağı kalmamıştır. Aynı keza baktığınız zaman İskender Evrenseloğlu da 40 sene komünizm davası gütmüş, tam bir ateistken bir anda kendisini İslam'a veren, sonra da kendisine Resul Mehdi vasfını, niteliğini yamalayan, sonra Kur'an meali çıkaran ama Arapça bilmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Sonra İslam'ı tahrif etmeye, İslam'a makamlar uydurmaya, namazın şeklini değiştirmeye, İslam'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenin dışına çıkarmaya yönelik çalışma yapıyor. Bugün İslam hukukuna göre onun peşinden giden, onun Mehdi Resul olduğuna inanan herkes bu İslam'la bir bağı kalmaz. Bu dinle bir bağı, bir vasfı kalmayacak. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek derken alimler şöyle demişlerdir. O 73 fırka evet günahkardırlar, sapıktırlar ama küfre girmemişlerdir. Ama gullat olan işte bu Kadiyaniler gibi, bu Sihiler gibi veya tarih boyunca çıkmış buna benzeyen sapık fırkalar veya bugünkü işte Mehdiyet adı altında sapık insanların, Süfyanların peşinden gidenler gibi hepsinin İslam'la bir bağının kalmadığını, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan beri olduklarını, Allah-u Teala Kur'an-ı Mubin'de Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam için Hatem-ül Enbiya peygamberlerin sonuncusu dediği halde öyle insanlar çıkıyor diyorlar ki, Sümme aşallahu teala herkesle konuşur, herkese vahiy verir. Hatta bunun bu sapıklardan biri işte Amerika'da tabiri caizse şeyden Bidlis'ten Arizona'ya da kitap hazırlayan Bidlis'te bir tane şey var. Şehit Metin Yüksel'in kardeşi Edip Yüksel tam bir kafir zındık. Kendisi en çok en son bir televizyonda çıkmış konuşuyordu. Diyordu ki bana da vahiy geldi. Bir sefer Allah benimle de konuştu. Kendisi namaz kılmayan Ramazan ayında karpuz kabuğunda çay içecek kadar sapık, sapkın, dengesi bozuk bir adam kendi kalkıp ne diyor? Allah bana da vahiy indirdi. Benimle de görüştü, benimle de konuştu. Ki bu İslam'ın bütün değerlerine hakaret eden bir kafir. Onun için gerçekten Müslümanların Süfyanlardan yana dikkatli olması lazım. Onların kendine Mehdi demesi, onların kendine hak yoldayız, Muhammed'in davasını gidiyoruz demeleri hiçbir zaman onları sapık olma, Süfyan olma vasfından çıkarmaz. Ondan dolayı gerçekten yani çevremizde, akrabalarımızda, köylülerimizden herhangi bir kimse bu sapıkların peşinden gidiyorsa, bunlara meylediyorsa, bunlara karşı bir sevgi duyuyorsa bunları uyarmak lazım. Böyle bir Mehdi'nin olmadığını düşünsenize en son Sakarya'da bir Mehdi çıkmıştı. Kadınları şelalenin altında bilmem zopalarla yıkattırıyordu. Binlerce müridi vardı. Hacı Umre'ye gitmiş ama pisliğin teki kendisini sapıklıkta sınır tanımayan, taciz tecavüze kadar her türlü pisliği yapan bir adam kalkıp kendine Mehdi'yim diyor. Binlerce kadın peşinden gidiyor. Tasavvufu kullanarak İskender Mihir Ali Türkiye'nin bütün illerinde, spor şeylerinde, illerinde ister spor salonları deyin, istiyorsanız bu kültür merkezleri deyin, istiyorsanız da işte düğün salonlarını kiralayarak işte peygamberin kutlu doğumu adı altında peygamber aleyhissalatü vesselama davet etmek, mesnevilik üzerine, Mevlana üzerinden, onun bunun üzerinden topluyorlar. Sonra bir mürşide ihtiyacınız var diyorlar. Mürşide imandan bahsediyorlar. Zaten genelde de kadınlar, cahiller, ilimsiz insanlar gidiyor. Çok onun imanıyla oynuyorlar. Sonra diyorlar ki eğer siz şu şartları yerine getirip rüyaya yatacak olursanız hepiniz mürşidinizi göreceksiniz. Çok garip. Hangisi yatmışsa şeytan onlara İskender Mihri göstermiş. Niye? Çünkü bu insanlar küfre hizmet ettikleri için şeytan da onlara vahiy ediyor. Şeytan da onlara taraf oluyor, destek oluyor. Ondan dolayı bu zındık, bu kafir, bu sapkın insanların şerrinden emin olmak lazım. Uzak durmak lazım. Biz çok çırpınmamız lazım Efendimiz için. Ve Efendimiz'e gece gündüz durmadan yoruluyor Efendimiz. Biz Efendimiz'i üzmeye hakkımız yok. Biz Efendimiz'i artık sevindirmemiz lazım. Onun yükü zaten ağır.
7 milyar insandan sorumlu Efendimiz. Gece gündüz demeden ağlayarak bu insanlık için Efendimiz dua ediyor. Gecesi gündüzü yok. Sevgili Efendimiz acaba yatağa uzanıp da yatıyor mu? Devamlı zikir halinde. Dizlerin üzerinde, bütün yük üzerinde. Tıpkı şifasız